O yüzden bakın 2002 yılında ekonomi iyi diyerek yani AK Parti iktidar devraldıktan sonra ekonomi iyi olmaya başladı diyerek. Geldiğimiz nokta yine aynı nokta. Kendi kuyruğumuzu kovalamaya devam ediyoruz. Çünkü üretim yok. Çünkü üretim olmamakla birlikte bir de artık yeni bir dünya nizamı var. Bunu zaten AK Parti'nin ileri gelen kurmayları itiraf etti. Dediler ki bu yeni dünya nizamı. Yani yeni dünya düzeni Bizim sert ve hazırlıksız bir biçimde girdiğimiz bir düzen oldu dediler. O yüzden de Türkiye şu an itibariyle bakın nüfus problemi de yaşıyor. Bir ülkenin en büyük güç, gücünden biri nüfusudur. Nüfusu aynı zamanda milli kimliğini oluşturur. Şu anda Türkiye'de bir nüfus takviyesi var ve şöyle açıklayayım ben size. Ümit Özdağ her ne kadar buna vurgu yapsa da onun da ben samimiyetine inanmıyorum. İnanmamamın sebebi... Türk halkının kobay edilirkenki suskunluğu, inatla suskunluğu, başkalarının ona ya sen Türk milliyetçisin, konuş bu konuda demesine rağmen suskunluğu. Bunun bilinçli bir suskunluk olduğunu biliyoruz biz. Şimdi demek istediğim şey şu. Bu politikalar yeni dünya düzenine uygun hale getirilmeye çalışılan e, Türkiye'deki politikalar ve ardından göç politikaları Hepsi bir arada düşünülmelidir. Şu anda nüfusumuz değiştiriliyor, dönüştürülüyor. Çünkü kültürümüz yeniden inşa edilecek. Ee, yeni gelen bu Arap, Afganlı e, yapı, nüfus burada Türkiye'de yepyeni bir aura oluşturacak. Yepyeni bir akıl oluşturacak, yepyeni bir kültür oluşturacak ve bu kültür çok daha iyi küresel elitler tarafından kullanılabilir istismar edilebilir, yönetilebilir bir kültür olacak ve çatışma ortamını meydana getirebilir bir yapı olacak Türkiye'de. Artık sadece Türk-Kürt çatışması değil, Türk, Arap, Afgan, Orta Asya'dan gelenler bile bak yani bu kadar milliyetçik söylemleri varken oradan gelenler bile bu ülkeye dert olmaya başlayacak. Onlarla bağımız olmasına rağmen. Afganlar zaten şu anda belli problem. Amerika Birleşik Devletleri'nin onları niçin içimize gönderdiği, Türkiye'nin onları niçin içimize aldığı tartışma konusu ama ben size bu konuda bilgi verebilirim. Türkiye'ye bunlar anlaşma çerçevesinde geldi. Zaten bunları okuyanlar, araştıranlar artık biliyor gün e, gibi açık bütün bunlar. Bu anlaşma acaba biz Afganistan'ı dizayn edeceğiz. Tekrar dizayn ederken daha sonra buradaki Afganları oraya yerleştireceğiz görüşüyle mi yapıldı yoksa Türkiye'ye böyle bir yem mi verildi? Yani sen büyük ülke olacaksın. Burasını dizayn etmek için bırak bu Afganlar sana gelsin. Ardından sen Afganistan'ı da kendi istediğin doğrultuda yöneteceksin. Böyle mi denildi? Hayır. Böyle denilmesine rağmen Türkiye bu düşüncelerle aslında yem edildi. Nüfusu dönüştürülürken kültürü dönüştürüldü. Şimdi diyorlar ya yani Suriyeli bir cumhurbaşkanı görebiliriz. Afganlı bir cumhurbaşkanı görebiliriz. Evet doğru görebiliriz. bunun bunun temeli nerede atıldı? Bu iktidarda atıldı. Ve bu iktidar şu anda bunun temelini atarken tam da 2030 ajandasına uygun attı. Ancak unutmayın ki bu iktidarı iktidarda tutan muhalefet. O muhalefetin içerisine Ümit Özdağ da dahil. Yani onu hiç ayırmıyorum. Çünkü ajanda 2030 sadece nüfus değişiminden ibaret değil. Yani ulus devletlerin nüfusları değiştirerek yok etmekten ibaret bir ajanda 2030'dan bahsetmiyoruz. Bir şey daha var burada. Bu da şu bakın ID 2020 projesini biz çok hasır altı ettik. Bu aralar fazla konuşmuyoruz. Bu Birleşmiş Milletler'in şu anda sığınmacı statüsündeki kişilere vereceği ekstra bir kimliktir. Bu da devlet içerisinde devletin ortaya çıkmasını sağlayan yeni bir kimliktir. Bunlar şu anda gerçekleşmek için sıra bekliyor ülkede. Nasıl gerçekleşebilir? Bakın şu anda birileri bu ateşi fit, yani bu fit ile ateşlerse bu ateşi yakarsa o halde Türkiye'deki çatışma ortamından gergin ortamdan pek çok unsur istifade edebilir. Bunlar Gladio, NATO, NATOçu kafa, askeri darbe, ardından yine Türkiye'yi dizayn etmeye çalışan bir takım devletlerin terör faaliyetleri, yeni terör örgütlerimiz olabilir. Bunların arasında Suriyelilerin kurduğu terör örgütleri olabilir ve bunlar Türkiye'den ekstra toprak talep edebilir. Hatay hariç, sadece Hatay'dan bahsetmiyorum. Belli bölgelerde, sonra yine Afganlara ait terör böl örgütleri olabilir. Bu terör örgütleri de yine bir takım İslami hareketleri meydana getirebilir. Türkiye şu anda çok diken üstünde bir ülke. Türkiye'yi birleştiren hiçbir şey yok. Zaten nüfusu da dönüşmüş. Yani Türkiye'yi hani siyasi İslam diyoruz ya siyasi İslam demek şu anlamdadır. Yani aslında İslam'ı siyasi emelleri için kullanan İslam'ın özünü çok da önemsemeyen ama sadece sırf halk Müslüman diye Siyasi olarak İslam'ı kendi emelleri doğrultusunda de devşiren bir kitledir aslında siyasi İslamcı. Ben böyle görüyorum ve okuyorum. Şimdi bu kitle şöyle düşünüyor ve bu düşüncedeki siyasi yapı şöyle düşünüyor. Diyor ki biz ülkeyi bu minvalde dönüştürebilmek için bir nüfusa ihtiyacımız var. Aslında bakın bu dışarıdan bize verilmiş bir şey. Yani siyasi İslam kavramı da dışarıdan sokuşturulmuş. Zaten Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidara getiren şey, Unutmayın ki bu darbe sürecidir. Erbakan'a yapılanlar Erdoğan'ın iktidara gelmesi için zemin oluşturma faaliyetiydi. Yani Tansu Çiller'in o dönem Erbakan'la yaptığı ittifak daha doğrusu koalisyon, o dönem koalisyon vardı. Koalisyon ve o koalisyonun askeri darbeyle bertaraf edilmesi bir mağduriyet ortaya çıkarılıp bunun üzerinden bu gördüğümüz e, İslam soslu, Ajanda 2030'un uygulanması için bir yemdi ve bu doğrultuda Recep Tayyip Erdoğanlar karşımıza çıkmış oldu. Bunu nasıl okuyabiliyoruz? Şimdi 2020'den sonra çok daha güzel okuyoruz. İnsanlar 2020'ye kadar bunu görmemiş olabilir. Okuyamamış olabilir. Ama 2020'de çok güzel okuduğumuz bir şey var. Bu Türk halkı kobay edildi ve aynı zamanda 2020'den itibaren bunu görmeyenler şunu gördü 2023 yılı itibariyle bir de gazze konusunda demek ki iktidar tamamen aşağında 2030 doğrultusunda hareket ediyormuş. Sustu elinden geleni yapmadı elindeki kozları kullanmadığı gibi tam tersini yaptı elinden geleni yaptı da diyebiliriz. Hangi konunda? Eğer ajanda 2030'u gerçekleştirmek maksadıyla eğer iktidar var idiyse daha ne zaman 2030 li yıllardan itibaren 2002'den itibaren o zamandan beri var idiyse o zaman gerçekten de e, bu konjonktürün oluşabilmesi için Filistinlilerin bugün bu durumda olabilmesi için iktidar elinden geleni yapmış oldu. Yani bugün İsrail'e ticaret gemileri hiç bu Müslüman çoğunluğa, güya Müslüman çoğunluğa kulak kabartmadan sürdürülebiliyorsa, gidebiliyorsa bunlar ticaret gemileri hala ve işte bahsettiğimiz İsrail'e bir sürü partnerlik devam edebiliyorsa demek ki bu çok daha önceden karşımıza çıkartılmış bir projeydi. Şimdi Wolfowitz'e yazılan mektupları daha iyi anlıyoruz, idrak ediyoruz. Bunlar takiye için falan değilmiş. Yani on binlerce insan aynı Auschwitz'teki gibi açlıktan ölüyor artık. Sadece fosfor bombaları altında yasa dışı silahlar kullanılarak öldürülmedi bu insanlar. Bir de bir zamanlar nazilerin Auschwitz kampında yaptıklarını şimdi İsrail'de Yahudiler yaparak bu insanlara bu insanlar aynı şekilde açlıkla baş başa. Yani aynı görüntüleri görüyoruz ve bunlar yapılırken İslam dünyasının hamisi olduğunu söyleyen, ümmetin lideri olduğunu söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın suskunluğu ama sadece suskunluğu da değil. İsrail'le özel ticareti, hatta çıkardığı adayın, Murat Kurum'un ve Ankara'daki adayın reklam reklamlarını ve reklam kampanyalarını İsrail'li şirketin oluşturması ibretlik ve gerçekten beni çok üzen, başkalarını da üzmesi gereken korkunç korkunç bir hadisedir. Ya yani tarih bunu unut